mesaj yazsın. Takip edin. Mutlaka takip edin. Pera haberini takip edelim, büyütelim ve Aleveli'nin toplum olduğu yer. 15 bin takipçisi var. Beğenin ve takip edin. Ben de arayayım. Enver sen ne yapıyorsun? Anlat bakalım. Pirha Haber Ajansı'nı takip edeceğim ben buradan. Niye? Peki. Çünkü çok güzel bir ajans. Kimin haberlerini yapıyor? Alevilerin. Pir. Tamam. Ayır. Haber. Aydın. Pir Hayas. Tamam. Ha? Pir Haber. Bak başta çıktı. Aferin. Hah, orası. Hemen şuradan beğenelim. Tamam. Sonra takip edeyim. Bak şimdi. Bütün çocuklar, bütün yetişkinler buraya gelsin ve dua okusun bence. Çünkü Alevi çok güzel bir şey. Evet, sazım var ama pek çalmayı bilmiyorum. İstiyor musun? Evet, istiyorum ama telleyim. Peki sen burada görevli miydin hiç? Görevli oldun mu? Evet, oldum. Neler yaptın? Bir anlat. Baştan sonra bir mesela, anlat. Mesela şurada bayağı şey oluyordu. Gezmeleri zorlardı. Çalılar oluyordu. Onları temizliyorduk. Hepsiyle beraber. Tamam. Burası abi yoktu. Hı hı. Evet. Başka... Buralardan beraber giderdik, orada çalı çırpı vardı, onları temizlerdik. Şurada çöpler atarlardı, onları alıp çöpe atardık, gezdirirdik çöp kutusunu, oradan sonra çöpe atardık. Peki sen Alevili'yi seviyor musun, inancını? Biraz bahset bakalım. Çok seviyorum. Hatta şuraya girerken biraz utanıyorum ama sonra utanmam geçiyor. Çim evine giderken değil mi? Aha. Bir sıkıntı olacak, korkuyorum diye bir şey olacak diye korkuyordum. Bütün gençler Alevi'ye gelsin, buraya gelsin, Alev inancını koyuşun. Bütün kalpleriyle yetişkenliğe de diyorum. Başka... hiç kimse utanmasın diye geçin. Çünkü orada çok güzel şeyler yapıyoruz, dua okuyoruz. Başka... saz çalıyorlar. Aha. Abileyim. Bu kadar. Enver. Enver burada ne yapıyorsunuz? Abi mesela biz burada spor yapıyoruz. Bayağı bir salıncakta sallanıyoruz. Bayağı çocuk toplanıyor buraya. Tamam. Sonra burada bayağı yemek falan da veriliyor. Genellikle geliyoruz, oturuyoruz. Benim burada oyunlar oynuyoruz. Vallahi ben burayı çok seviyorum. Cem'i de seviyorum. Dua okuyorlar. Alevili de seviyorsun. Biz her gelişimizde pandemiden önce buraya geliyorduk. Dedemizin elini öpüyorduk. Oturuyorduk, sohbet ediyorduk. Bize ona sorular soruyordu. Diyordu mesela Amerikanca, Kürtçe, Mürtçe falan anlatıyordu bize bazen. Bazen de geliyorduk biz akşam sabah buraları temizliyorduk. Bazen de yemek dağıtıyorduk. Sandalye diyorduk. Bazen yardım ediyorduk yemek yapmalarına. Hı hı. Mesela bazen burada ablalar oturuyor, spor yapıyorlar. Biz de top oynuyoruz mesela, dede de geliyor, o da oynuyor. Saz çalıyorlar mesela, onları dinliyoruz. Hı hı. Hatta bir kere bu da saz kursu oldu, katıldık ona. Biz çalmaya çalıştık. Peki Cem'lere giriyor musun hiç? Cem'e girdin mi hiç burada? Çok girdik. Peki nasıl bir şey? Ne hissediyorsun? Neler oluyor orada? Neler yapılıyor? Biraz bahseder misin? Dediğin elini yapıyoruz. Yanına oturuyoruz bazen. Bazen de saç çalan abinin yanına oturuyoruz. Bazen de su fışkırtıyorlar mesela. Onları şey yapıyoruz. Alevilik güzel. Mesela 12 imamlar çok güzel. İlk Aleviyim yani. Alevilikte hiç vazgeçmişsinler. Mesela son damlalarına kadar Alevi olsunlar. Yani Alevi inançlarını hiç bırakmasınlar. Başka? Başka saz çalmaya da öğrensinler. Gel gel sen de gel. Şu sen abi yaptı neydi lan? Şöyle miydi? Ne yapıyordun sen abi? Şöyle. Abi.
Dördüncü bir şey. Yemeği yiyorum, oyun oynuyorum. Cem'in bahçesinde oynuyorsunuz değil mi? Evet. Peki hiç Cem'lere geliyor musun? He? Cem'lere geliyor musun? Bazıları. Seviyor musun peki? Hayır. Seviyorum. Top oynuyoruz, antrenman yapıyoruz. Hı-hı. Takla atıyoruz. Peki başka burada hiç Cem'lere giriyor musun? Evet. Bayağı giriyorum. Seviyor musun peki? Evet. Biraz bahsetsene mesela Cem'le neler yapılıyor, sen neler hissediyorsun? Hiçbir şey hissetmiyorum, normal. İşte Cem ne yapıyorsa onu yapıyorum. Sohbet falan yapılıyor, onlara katılıyoruz. Cem oldu. Burada doğa okunuyor. Şimdi hesaba başka? Başka bir şey yapmıyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz mu? Siz Cem evi bahçesinde neler yapıyorsunuz? Spor yapıyorsunuz. Spor yapıyoruz, takla atıyoruz. Amuda kalkıyoruz. Bisiklet sürüyoruz, başka bir şey yapmıyoruz. Hı. Oynuyoruz arkadaşlarla, top oynuyoruz. Öyle değil mi? Her şeyi yapıyoruz. Yani bisiklet de sürüyoruz. Hı. Burada abilerle oyun oynuyoruz. Dışarıda abiler oynuyor, biz burada oynuyoruz. Arkadaşımla geziyoruz buralarda işte. Peki sen hiç buraya Cem'e falan giriyor musun? Girdik. Nasıl bir şeydi? Bir anlatsana biraz. Neler yaptın? Saz çalındı. Ben saz çalmadım ama. Ya çalanlar oldu değil mi? Biraz bahset. Çalanlar oldu. Benim abim falan çaldı. Ben içeri girdim, baktım abimle. Öğrenmek için bakmıştım ama almıyorlar tabii. Aha. Girdik. Aldılar. Baktık. Soru sordular, cevapladık. Herkesin yaptığını biz yaptık. Peki saz çalmak istiyor musun? Nasıl geliyor sazın sesi sana? Ben saz çalmak istemiyordum ama... Vallahi dinlemeyi severim. Ben saz çalmak istemiyordum ama yine de evde yavaş yavaş çalıyordum. Öğreniyor mu? Hiç böyle abimin telefonun sazınla böyle çalıyordum. 2-3. Öyle. Başka saz çalmadım hiç. Bu kimse olmayınca süpürüyoruz böyle. İzin alıyoruz abilerden. Süpürüyoruz böyle. Her tarafı süpürüyoruz abi. Atıyoruz çöpünü dışarıya geri. Yeniden süpürüyoruz. Çocuklar cebine gelsin, sahip çıksın. Primci Kâhlar Bektaş böyle şey ibadet yaparız. Semah yaparız. Ondan sonra matem şeyi yaparız aşırısı. Aşure günü yaparız. Ondan sonra nasıl desem Hazreti Ali Aleyhisselam'a iman ederiz. Başka kurban keseriz. Spor yaparsak bir yere zarar vermeden spor yaparız. Yani kötü bir şey yapmıyoruz burada. Hı-hı. Spor yapıyoruz. Kızıyorlar olabilir. Zarar verir ama biz kimseye zarar vermiyoruz. Burada insanca, insan şeyin özgürce oyun oynuyoruz, maç yapıyoruz 14 gün. Ben ne yapayım? Falan. Ne ediyorum ki? Burada mesela düğünler oluyordu. Kaun düğünleri de kaldırdılar. Aşure gününden bir gün önce biz burada görevliydik. 3-4 kişi falan. Temizlik buranın, ondan sonra ne desem masaların dizilmesi. Masaların dizilmesi, kürsünün kurulması. Yemeğin dağıtılması. Yaptırması çalıştık ama ben parasını yapmadım. Gönüllü hayır yaptım. İçin yaptım aynen. Ama onlar da sağ olsun boş şey yapmadılar. Yedirdiler, içirdiler. Bizim bu Alevi şey gençlerine tüm bir çağrımız var. Herkes inancını korumalı yani. Yani herkes inancına saygılı olmasına. Ben mesela ben Kürt, Aleviyim, o da Kürt ama ben onlara saygılıyım. Alevi gençliğine söylüyorum, tüm gençlere, dinine, Aleviliğe, soyumuza sahip çıkmalarını istiyorum. Biz doğduğumuzdan beri buradayız abi. Peki niye geliyorsunuz bu cemevine? Neler yapıyorsunuz? Biraz anlatsana böyle. İbadet etmeye geliyoruz. Aynen, neler ediyoruz, temizliyoruz. Sonuçta evimiz, evimiz gibi görüyoruz. Hı-hı. Temizliyoruz ama korona nedeniyle bu aralar yapamıyoruz, yapamadık yani. Gelen çok yapıyorduk biz burada. Görevliydik, matem günlerinde falan. Para ediyorduk. Daha sonra abiler de bize koro falan arıyordu, içiyorduk. Ben parasını yapmıyordum. Aynen. Peki Cem evine gelip hani Cem'lere falan giriyorsunuz mu hiç? Giriyorduk, evet giriyorduk. Hastasıyım zaten, ben her evimde olsun. Yaparım.